Bakayım nereden gireceğimi düşünüyorum. Kanal olur. Neyse devam edelim hadi. Başı ezberledim ama. Tamam. Neden? Kanal olur. Bir dakika ben bir rahat oturmam lazım. Böyle oturabilir miyim? Neden yaşarsınız? İşte dediğim gibi yani bunu nasıl açıklayacağım bilmiyorum açıkçası. Efendim? Mine aşamada tedavisi başlıyor yani. Takıldım. Öncelikle mine aşınmasının ne olduğundan bir kısaca bahsedeyim. Mine bildiğimiz kadarıyla vücuttaki en sağlam yapılardan bir tanesi ve dişin en üst tabakasını oluşturuyor. Çok sağlam bir yapıda olduğu için bunun zedelenmesi veya aşınması da ona göre bir dental problemler getirebiliyor. Bunların sebeplerinden bir tanesi mesela asitli yiyecekler veya içecekler çok tüketildiği zaman bunlar dişe zarar verebiliyor. Veya sert fırça kullanımı veya yanlış teknikte fırça kullanımı bunlar yine dişlerde aşınmalar yapabiliyor. Onun haricinde eklem problemleri olabiliyor, diş sıkma problemleri olabiliyor. Bunların hepsi dişlerde aşınma meydana getiren sebeplerden birkaçı. Tedavi seçeneklerine geleceksek öncelikle bir nedenini belirlememiz gerekiyor. Yanlış diş fırçası kullanımı veya teknik olarak hastanın yaptığı yanlışlar bunlar öncelikle düzeltilebiliyor. Çünkü ana kaynak düzeltilmeden yaptığımız tedaviler yine ileride aynı sebepleri getirecektir arkasından. Yanlış fırça kullanımıysa veya teknikte bir hata varsa öncelikle hasta bu konuda bilgilendiriliyor. Buna göre bir tedavi seçeneği oluşturuluyor. Örneğin aşınma oldu mu kompozit dolgular veya aşınmanın büyüklüğüne göre kaplamalar yapılabiliyor. Onun haricinde diş sıkma problemi varsa hastada eklem plakları veya gece plakları yapılabiliyor. Buna ek olarak da botoks uygulaması yapılabiliyor. Botoks direkt diş sıkmayı yani belli birkaç ay ortadan kaldırıyor ve bayağı bir konfor da sağlıyor hastamıza. Yiyeceklerin veya içeceklerin tüketimiyle ilgili hastaya bilgilendirmeler yapılabiliyor. Örneğin çok fazla asitli yiyecek veya içecek tüketiyorsa bunları sınırlandırmasını istiyoruz hastamızdan. En sağlam madde vücuttaki o bile aşınıyorsa dolgu hiçbir şekilde tutmayacaktır. Yani eğer bu alışkanlıklar devam ediyorsa. Özellikle tükettiğiniz gıdalar veya herhangi bir eklem probleminiz varsa bunlar tetikleyebiliyor. Diş fırçalama tekniğiniz veya kullandığınız diş fırçasının sertliği, yumuşaklığı bunları etkileyebiliyor.